Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DW Haber'e hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından rektör atanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Bir yanda da protestolara katılanların evlerine yönelik baskınlar da devam ediyor. Öğrencilerin kaldıkları evlerin kırılan kapı ve duvar görüntüleri orantısız güç kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı. Diğer yanda ise yeniden darbe tehdidi söylemleri masada. 15 Temmuz'dan sonra sık sık iktidarın söylemleri arasında yer alan bu tehdidin rektör protestosunda neden gündeme geldiğine bakacağız. Türkiye'de muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı'nın 8 VIP jete sahip olmasına tepkili. Diğer gelişmiş ülkelerde durum nasıl, bunu mercek altına aldık. Ve Almanya 31 Ocağı kadar kapalı. Aralık ayında öncesindeki 9 ayın toplamından daha fazla insanın koronavirüsten öldüğü ülkede sosyal mesafe tedbirleri daha da sıkılaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'yu atamasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Gösterilere yapılan müdahale, protestocuların sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alınması ve çıplak arama iddiaları polisin bu yöntemlerini bir kez daha tartışmaya açtı. Rektör atamasını protesto eden öğrencilere yapılan ev baskınları, yıkılan ev, duvar ve kapıları orantısız güç kullanımı olarak eleştiriliyor. Peki gösterilere müdahale ve operasyonda kullanılan yöntemler hukuka uygun mu? Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör gerginliği bugün de devam etti. Kampüste geniş güvenlik önlemleri alındı, üniversiteden olmayanlar içeri alınmadı. Kampüsteki öğrenciler yeni rektörü protesto ederken rektör Bulu pencereden kendisini protesto eden öğrencilere el salladı. Dün başlayan protestolara yapılan sert müdahale polisin Türkiye'deki gösterilere yaklaşımını yeniden tartışmaya açtı. Hukuk burada uluslararası hukuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları son derece açıktır. Şiddet içermediği sürece o gösteri yürüyüşüne polisin müdahale etmesi gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkının ihlalidir. Yani daha önce izne tabi ise izin alınmamış olsa bile ya da bildirim mecburiyeti varsa bildirim yapılmamış olsa bile barışçı bir gösteriye polis müdahale edemez. Polis gösterilere 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa dayanarak müdahale ediyor. Kanuna göre toplantı ve gösteri yapılmadan önce yetkili makamlara bildirim zorunluluğu var. Hukukçulara göre bu kanun uluslararası hukuk ve AYM kararları ile çelişiyor. Yani anayasaya aykırı bir hareket var burada. Anayasaya ihlali var. Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının değil. Türkiye Anayasası'nın da hem gösteri yürüyüşünü düzenleyen maddesi hem de 90. maddesinin ihlali var. Ve bu böyle süre geliyor. Yani söylemek istenen şey şu mudur? Vermek istenen mesaj mı budur? Türkiye'de hükümeti desteklemeyen hiçbir gösteri yürüyüşü yapamazsınız. Buyurdu yani söylenmek isteyen. Başkan bir polis! Gösterilere katılan 36 kişi evlerine düzenlenen şafak operasyonları ile gözaltına alındı. Operasyona zırhlı araçlı, uzun namlulu silah kullanan özel harekat timleri katıldı. Bazı evlere kapıları kırılarak girildi. Tartışmaların odağında ifadeye çağrılması durumunda gidecek olan öğrencilerin neden bu şekilde gözaltına alındığı yer alıyor. Buradaki kritik nokta orantılı güç kullanılmasıdır. Yani herhangi bir operasyonda karşıdaki kişi veya kişiler polisin veya üçüncü şahısların, vatandaşın can ve mal güvenliğine karşı herhangi bir şekilde tehlike oluşturuyorsa, bu tehlike devam ediyorsa ve tehlikenin büyüklüğüne orantılı olarak zor ve güç kullanır. Emekli Emniyet Müdürü Erdin, orantısız güç kullanılması ve polisin yetkisini kötüye kullanması durumunda zaten adli ve idari makamlar tarafından hem idari hem de re'sen soruşturmalar yapıldığını belirtiyor. AYM eski yargıcı Türmen ise öğrencilerin orantısız şiddete maruz kaldıkları görüşünde. Sabahın 5.30'unda çocukların evine giriliyor. Duvarlar yıkılıyor, pencereler kırılıyor. Ne oluyor yani? Böyle bir orantısız bir şiddet var ortada. Ve 17-19 çocuk alınıyor, götürülüyor. Bu çocukların gözaltına alınmasına hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Yani işte 2911 sayılı kanun çünkü zaten hukuki dayanak değildir. Doğru dürüst bir hukuki dayanak. Onun için bu çocukların gözaltına alınması tamamen bir hukuksuzluktur. Burada da hiçbir hukuki dayanağı olmadan
özgürlükten yoksun kılınma hakkının ihlali var. Tartışmaların hedefindeki emniyet yetkilileri ise operasyonların özel harekat ve zırhlı araç eşliğinde yapılmasının rutin uygulama olduğunu ve riskli her durumda bu yöntemin kullanıldığını savunuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler ve hükümete mesafeli isimlerin yaptıkları bazı açıklamalar iktidar tarafından sıklıkla darbe tehdidi olarak yorumlanıyor. AKP'li ve MHP'li isimler son dönemde neredeyse her türlü muhalif çıkışı teröre destek olarak niteliyor. Peki gerçekten bir darbe ihtimali var mı? İktidar darbe söylemiyle gündem değiştirebilir mi? Gazeteci yazar Murat Sabuncu'ya göre iktidar uzun süredir muhalif fikirleri terör destekçisi, terörist veya terör sevici diye kategorize ediyor. Buna son dönemde zaman zaman kullanışlı olarak darbe tehlikesi ya da darbe çağrısı yapıldı diye anlamlandırmalar da yapılıyor. Yani son iki örnek nedir? Bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Özbey'e röportaj veren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un söylediği bir cümle. Menderes erken seçim ilan edilse belki de darbenin olmayacağına dair bir cümlesi var. Şimdi bunu alıp iktidar mensupları resmen cımbızla ayıklayıp, yani iktidar erken seçime gitmezse bugünkü iktidar sanki bir darbe tehdidi varmış kılığında anlatmaya çalışıyorlar. Tabii burada İlker Başbuğ'un aynı röportajda söylediği hem o darbeyi hem sonraki darbeleri kırnayan mesajı bir şekilde ayıklanıyor. Sabuncu, darbe tehdidi olduğuna yönelik söylemlerin muhalif görüşleri susturmak için bir araca dönüştüğünü söylüyor. 15 Temmuz darbe girişimine karşı bu ülkede her görüşten insan, her yerde, her şekilde, sokakta, sosyal medyada bu darbe girişimine karşı çıktı. Bir daha bu ülkede kimse darbeye cüret edemesin, kalkışamasın diye bir noktada yan yana durdu. Fakat bundan sonraki yaşanan süreçlerde bu darbe tehdidi, bu darbe çabası bütün muhalif fikirlerde, bütün muhalif grupların ortaya koyduğu tezlerde bir tehditmiş gibi sürekli olarak tekrarlanmaya başlıyor. Ben bunu iktidarın çok uzun süredir muhalifleri susturmak, sindirmek için kullandığı bir yön olarak görüyorum. Farklı kesimlerin 15 Temmuz sonrası darbeye karşı yan yana durduğunu hatırlatan Sabuncu'ya göre Türkiye'de bir darbe tehdidi yok. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına yönelik açıklamalara dikkat çeken Sabuncu, AKP ve ortağı MHP'nin toplumdaki kutuplaşmayı kullandığı görüşünde. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler mesela, kimi AKP'li işte eski vekiller, yandaşlar falan filan, oradaki protesto hakkını bile buna bağlayabiliyorlar. Bu tabii bir sindirme, susturma politikasının bir unsuru ve tabii içinden cımbızlayarak doğru olmayanları bir şekilde insanlara bu şekilde bir tehdit varmış gibi aktarmak, hani o post-truth denilen, popülizm denilen, kutuplaştırma denilen, artık AKP'nin ve ortağı MHP'nin giderek sıkışmasının sonucunda mecburen bu noktaya doğru, yani başka çareleri kalmadı. Ya farklı fikre terörist diyecekler, ya farklı görüşe darbeci diyecekler. O yüzden bu bir sıkışmışlığın göstergesi ama herkes şunu bilsin ki artık bu ülkedeki hiç kimse herhangi bir kişinin darbesini, herhangi bir grubun 15 Temmuz'da olduğu gibi izin vermez, vermeyecektir. Gazeteci Sabuncu, bu tarz siyasi söylemlerin ülkenin en önemli ana gündemi olan ekonomi ve koronavirüsten odağı kaydırmak olduğunu savunuyor. İstediğin kadar insanların fikrini, aklını, fikrini dağıtmaya çalış. Bu ana noktadan kimseyi uzakta bırakamazsın. Çünkü artık insanların pek çoğu bu ekonomik krizden canı yanmış durumda. Pek çok insan işsiz kalmış durumda ve pek çok insan hala aşılamamın başlamamasından dolayı mağdur durumda. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar, tabii çok kullanışlı şeyler bunlar. Çok kullanışlı cümleler bunlar, kelimeler bunlar. Darbe, terör, terörist, vatan haini. Bunları istediğiniz kadar siz boca edin toplumun üstüne. Sabuncu'ya göre bu tarz manipülasyon ve çarpıtmalarla insanları ülkenin ana gündeminden uzaklaştırmak mümkün değil. Almanya sosyal teması daha da sınırlandırarak kapanma dönemini uzattı. Ay sonuna kadar temel ihtiyaçların satıldığı dükkanlar ve bankalar dışında her yer kapalı kalmaya devam edecek. Son iki ayda alınan tedbirlere rağmen sadece Aralık ayında öncesindeki 9 ayın toplamından daha fazla kişi hayatını kaybetti. Başbakan Merkel kapanmanın sürmesine gerekçe olarak virüsün mutasyona uğramasını gösterdi. Maliye Bakanı Scholz de gerekli olan yardımları hazır tutacağız, süreyi uzatmak mali açıdan sıkıntı yaratmayacak dedi.
Almanya'da pandeminin başından bu yana çok daha sert önlemler devrede. Bulaşıyı azaltabilmek için alınan tedbirler uzatıldı. Aralık'ta kararlaştırdığımız tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzattık ve bir takım alanlarda tedbirleri daha da sıkılaştırmak zorundayız. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre sıkı tedbirlere rağmen günlük vaka sayısı 21.237. Vaka artışlarıyla birlikte ölenlerin sayısında da artış oldu. Bir ay içinde 9 ayın toplamından daha fazla kişi hayatını kaybetti. Mart ve Kasım ayları arasında 6.248 kişi hayatını kaybederken sadece Aralık ayında 16.823 kişi koronavirüsten öldü. Önlemlerin uzatılması koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni varyantı ile gerekçelendirildi. Virüsün mutasyona uğramış halinin yayılmasının sağlık sistemi üzerinde büyük yük olacağı endişesi hakim. Endişelerimize bir de virüsün mutasyona uğramış hali eklendi. Virüsün varyantının daha agresif şekilde yayıldığı doğru ise o zaman daha zor bir dönemle karşı karşıya olacağız. İngiltere'deki durum bunu hafife almamamız gerektiğini gösteriyor. Ölçü olarak 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olması kabul ediliyor. 31 Ocak'a kadar kapanan Almanya'daki tedbirlere göre özel buluşmalar hane dışından bir kişiyle sınırlı kalacak, yüksek vakalı yerlerde kişiler evlerinin sadece 15 kilometre uzağına gidebilecek, okullar ve dükkanlar kapalı kalacak, Almanya dışından gelenler korona testi yaptıracak ve en az 5 gün karantinada kalacak. Yeni tedbirlerle enfeksiyonun yüksek olduğu yerlerdeki kişilerin polis uyarılarını dikkate almadan kayak pistlerine gitmesi de engellenebilecek. Almanya'da Aralık'tan bu yana temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanlar ve okullar kapalı. Maliye Bakanı Olaf Scholz, hükümetin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri artırmasının ve süresini uzatmasının mali açıdan bir sorun yaratmayacağını söyledi. Pandeminin başından bu yana hükümet pandemi teşvikleri sunuyor. Bakan, gerekli olacak tüm acil yardımların sağlanabileceğini ifade etti. Koalisyon hükümeti Haziran ayında 130 milyar euroluk pandemi teşvik paketi üzerinde uzlaşmıştı. Nisan ayında da toplamda 1 trilyon euronun üzerinde hacme sahip teşvik paketleriyle ekonomiyi canlandırmaya çalışmıştı. Cumhurbaşkanlığının envanterinde 8 VIP jet bulunduğunu açıklaması muhalefet partilerinden tepki gördü. Bu tepkinin gerekçesi ülkedeki mevcut ekonomik koşullarda söz konusu 8 jetin yol açtığı masraf. Sayıları ülkelere ve devlet anlayışına göre değişmekle birlikte dünyanın her ülkesinde devlet kademesine hizmet eden VIP jetler mevcut. Peki gelişmiş ülkelerde durum ne? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 VIP jet bulunduğunu açıklaması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor. Muhalefet envanterde bu kadar fazla jet bulunmasını israf olarak değerlendirirken uçakların yıllık bakım masraflarının 800 bin dolar olduğunu iddia ediyor. Peki ekonomisi Türkiye'den daha iyi olan gelişmiş ülkelerde durum nasıl? 2,3 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ile dünyanın en büyük 6. ekonomisi konumundaki Britanya'nın Başbakanı Boris Johnson seyahatlerini Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir jetle yapıyor. Aynı jeti üst düzey hükümet yetkilileri ve kraliyet ailesinin bazı fertleri de kullanıyor. 9,48 trilyon dolarla dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın emrinde iki jet bulunuyor. Bu jetler çoğunlukla birlikte seyrediyor. Birinde başkan seyahat ederken ikinci jet çoğunlukla yem yani olası bir saldırıyı yanıltmak için kullanılıyor. 3,69 trilyon dolarla Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'da da durum farksız. Başbakan Angela Merkel, 2018'de Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesine jeti arızalandığı için tarifeli uçakla gitmek zorunda kalmıştı. Yaşanan teknik aksaklığın ardından hükümet iki yeni jet alarak başbakanlık emrine tahsis etti. 4,48 trilyon dolarlık teknoloji devi Japonya'da imparatorun envanterinde iki jet bulunuyor. Bu iki jetten biri ihtiyaç olduğunda başbakan ve üst düzey hükümet yetkililerinin seyahatlerinde de kullanılıyor. Gayri safi yurt içi hasılası 649 milyar dolar olan Türkiye, dünya ekonomileri sıralamasında 20. sırada bulunuyor. Ancak VIP jetler baz alındığında
birinci olarak da görülebilir. Ve DV Haberi burada noktalıyoruz. Yarın yine Facebook ve Twitter üzerinden saat 18.25'te sizlerle olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmelerini DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın.